Merhaba arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın dönemleriyle başlayalım. Türk Edebiyatı'nın dönemleri kendi içinde ana dönem olarak üçe ayrılıyor biliyorsunuz. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı başlangıçtan 11. yüzyıla kadar sürüyor. İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı 11-19. Yüzyıllar arasında sürüyor. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı ise 19. yüzyılda başlıyor, hala devam ediyor. Sözlü edebiyat dönemiyle başlıyoruz. Genel özelliklerine bakalım. Bu dönemin hakim zihniyeti kavmi milli özelliklerdir. Sözlü bozkır kültürü içinde gelişmiştir. Söyleyeni belli olmayan yani anonimlerden oluşur. Dil yabancı etkilerden uzaktır. Genellikle somut bir anlatım esas alınmıştır. Anlatımda doğaya ait unsurlardan yararlanılmıştır. Edebiyat ile müzik iç içe gelişmiştir. Daha çok doğa, aşk, ölüm konuları ve temaları işlenmiştir. Kurt ise, bozkurt ise kavmi özellikleri ifade eden bu dönemin mitolojik ögesidir. Şimdi sözlü edebiyat dönemi şiirinin genel özelliklerine bakalım. Nazım birimi dörttür, hece öpüsü kullanılmıştır. Genellikle yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır. Kafiye düzeni halk şiirindeki koşmaya benzer. Yani A-A-A-B, C-C-C-B, D-D-D-B şeklinde kafiyelenir. Sevgi, aşk, savaş, kahramanlık, doğa, ölüm ve benzeri temalar işlenmiştir. Sığır, şölen, yuğu törenlerinde ortaya çıkmıştır. Şamanlar tarafından kopuz eşliğinde söylenmiştir. Bu da kopuzun bir türüdür. Peki sözlü edebiyat dönemi şiirinin genel özellikleri sınavlarda soruldu mu? Evet. En son 2012'de şöyle soruldu. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır? Şeklinde bir soru geldi. Şiirler hece ölçüsüyle yazılır. Nazım birimi beyittir. Uyak düzeni bakımından ise halk edebiyatında koşmaya benzer gibi ifadeler yer alıyor seçeneklerde. Bildiğiniz gibi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı nazım birimi dörtlüktür. Beyit değildir cevap. Beyit denilen seçenek olacaktır. Şimdi geçiş dönemine geldik. Geçiş dönemi eserlerinin genel özellikleriyle başlayalım. Bu eserler Hakaniye yani Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Didaktik öğretim nitelikleri ağır basar. Türklere İslamiyet'in güzelliklerini anlatmak için yazılmıştır. İslamiyet'in kabulünden önceki ve sonraki edebiyatların genel özelliklerini iç içe taşır. Arapça ve Farsça sözcükler dile girmeye başlamıştır bu eserlerde. Aruz ölçüsünün ilk örnekleri görülür. Arap ve Fars edebiyatlarından yeni nazım şekillerinin ilk örneklerini bu eserlerde görüyoruz yine. Divan edebiyatının genel özellikleri. Divan edebiyatının genel özelliklerini ÖSYM en son 2019'da bir beyin sorusu üzerinden sordu. Şimdi bakalım. Arap ve İran edebiyatının etkisinde kalınmıştır. Arapça ve Farsça'nın bazı dil kuralları kullanılmıştır. ÖSYM bunu sordu. Arapça ve Farsça tamlamaların olduğu ağır sanatlı bir dil kullanılmıştır. Eğitimli yüksek zümreye hitap edilmiştir. ÖSYM bunu da sordu. Yazılı kültür içinde gelişmiş aktarılmıştır. Şiir türü öne çıkarılmış, nesilde şiire yaklaştırılmıştır. Soyut konu ve temalar soyut bir anlatımla işlenmiştir. Sanat yapma, hüner gösterme yani sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir. Dini tasavvufi konulara ağırlık verilmiştir. Konudan çok konunun işleniş biçimi önemsenmiştir. Biçimsel kurallara sıkı sıkıya uyulmuştur. Belirli türler ve kalıplar içinde kalmıştır. Burada ÖSYM'nin sorduğu kavramları ÖSYM logosuyla görüyoruz. Şimdi divan edebiyatının en önemli konusu divan şiiri. Divan şiirini görselden hareketle anlatabiliriz. Divan şiirinde bülbül seveni, gül ise sevilerini ifade eden mazmunlardır. Bülbül güle aşıktır. Gül bülbüle yüz vermez. Hatta gülün dikenleri bülbüle batar ve onu kanatır. Yani ona acı çektirir. Divan şiirinin özü budur. Divan şiirinin genel özelliklerine bakabiliriz şimdi. ÖSYM'nin sorduğu özellikleri arkadaşlar yine ÖSYM'nin logosu ile ifade ettik. Şiirler başlık yerine nazım şekil ve türlerine göre adlandırılmıştır. Gazel kaside gibi. Arap ve İran edebiyatlarında nazım şekilleri alınmıştır. Mesnevi gibi. Beyit nazım birimi esas alınmıştır. Genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. Genellikle tam ve zengin kafiyeden yararlanılmıştır. Aşk, şarap, sevgili, tasavvuf temaları işlenmiştir. Tabi bunlarda mecazilik de var. Arapça ve Farsça sözcüklerle dolu ağır, süslü bir dil tercih edilmiştir. Az önce gülbülbül örneğinde değindiğimiz gibi mazmun adı verilen kalıplaşmış benzetmelere yer verilmiştir. Şairlerin mahlas adı verilen takma isimleri vardır. Genelde bunlar şiirlerin son beyitlerinde yer alır. Şiirler divan adı verilen eserlerde toplanmıştır. Şimdi halk edebiyatının genel özelliklerini, divan edebiyatının genel özelliklerini karşılaştırarak verelim. Divan edebiyatının genel özelliklerini görmüştük. Divan edebiyatında toplumun yüksek kesimine hitap edilmiştir. Halk edebiyatında ise halk kesimine hitap edilmiştir. Divan edebiyatında şairler genellikle eğitimlidir. Halk edebiyatında ise şairler usta-çırak ilişkisi içinde yetişmiştir. Divan edebiyatı yazılı kültür içinde aktarılmıştır. Halk edebiyatı ise sözlü kültür içinde aktarılmıştır. Divan edebiyatında temel nazım birimi beyittir. Halk edebiyatında temel nazım birimi dörtlüktür. Divan edebiyatında genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. Halk edebiyatında genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır. Divan edebiyatında zengin kafiye ve redife ağırlık verilmiştir. Halk edebiyatında ise yarım kafiye ve redife ağırlık verilmiştir. Divan edebiyatında süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanılmıştır. Halk edebiyatında ise halkın konuştuğu konuşma dili kullanılmıştır. Divan edebiyatında mazmunlar anlatımın temel unsurudur. Halk edebiyatında mazmunlardan çok az yararlanılmıştır. Divan edebiyatında soyut bir anlatım benimsenmiştir. Halk edebiyatında ise somut bir anlatım benimsenmiştir. Divan edebiyatında saz kullanılmamıştır. Halk edebiyatında ise şiirler saz eşliğinde dile getirilmiştir. Divan edebiyatında anlatmaya bağlı metinler bağlamında mesneviler vardır. Halk edebiyatında ise anlatmaya bağlı metinler bağlamında halk hikayeleri vardır. Divan edebiyatında şiirler divan adı verilen kitaplarda toplanmıştır. Halk edebiyatında ise halk şairlerinin şiirleri cönk adı verilen defterlerde toplanmıştır. Arkadaşlar gerek divan edebiyatının gerekse halk edebiyatının özelliklerindeki ÖSYM logolu ifade
ifadeler sınavda çıkmıştır. Halk şiirinin genel özellikleri, yine hatırlatalım, ÖSYM logosu gördüğünüz ifadeler sınavlarda sorulmuştur. Halk şiiri, İslam öncesi sözlü dönem şiirinin devamı niteliğindedir. Halka hitap edilmiştir, halkın konuştuğu dil kullanılmıştır. Aşk, ayrılık, özlem, doğa, ölüm, yiğitlik gibi temalar işlenmiştir. Somut bir anlatım benimsenmiştir. Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Genellikle yarım kafiye ve redif tercih edilmiştir. Genellikle saz şairi, aşık denen sanatçılarca saz eşliğinde ve belli bir ezgiyle söylenmiştir. Cönk adı verilen defterlerde toplanmıştır. Arkadaşlar, cönkün örneğini burada görüyorsunuz. Cönk dar uzun şekildeki bir not defteri gibidir. Dışı deri kaplıdır. Dikey şekilde açılır. Şairlerin şiirleri bu defterlere not edilir. Şimdi Tanzimat Edebiyatı'nın genel özelliklerine bakalım. Tanzimat 1. dönem edebiyatı 1860-1876 yılları arasında süren Tanzimat 1. dönem edebiyatında sanat toplum içindir anlayışı esas alınmıştır. 1876-1896 yılları arasında süren Tanzimat 2. dönem edebiyatında ise sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Tanzimat 1. döneminde sanatçılar genellikle siyasetle ilgilenmiştir. Birçoğu bürokrattır zaten. Tanzimat 2. döneminde ise sanatçılar siyasetten uzak durmaya çalışmıştır. Tanzimat 1. döneminde şiirde eski biçimlerle yeni temalar işlenmiştir. Tanzimat 2. döneminde ise şiirde yeni biçim denemeleri yapılmıştır. Tanzimat 1. döneminde vatan, millet, hürriyet gibi kavramlar ele alınmıştır. Tanzimat 2. döneminde ise aşk, kadın, doğa, aile gibi bireysel temalar işlenmiştir. Tanzimat 1. döneminde aynen divan edebiyatında olduğu gibi göz için kafiye anlayışı sürdürülmüştür. Tanzimat 2. döneminde ise kulak için kafiye anlayışı savunulmuştur. Tanzimat 1. dönem sanatçıları sanat toplum içindir anlayışını benimsedikleri ve halka ulaşmayı amaçladıkları için dilde sadeleşmeyi hedeflemişler ama bunu başaramamışlardır. Tanzimat 2. döneminde sanat sanat içindir anlayışı esas alındığından dilde sadeleşme amacından vazgeçilmiştir. Tanzimat 1. döneminde tiyatroya diğer türlerden daha çok önem verilmiştir. Çünkü tiyatro ile halkın eğitilebileceği, eğlendirilirken halka ders verilebileceği, onların aydınlatılabileceği düşünülmüştür. 2. dönemde ise daha çok okunması için tiyatro eserleri yazılmıştır. Tanzimat 1. döneminde hikayede teknik açıdan meddah tarzının etkisi vardır. Çünkü geleneksel edebiyattan batı tarzı edebiyatına geçilirken alışılan tarz devam etmiştir. 2. dönemde ise batı tekniğine daha uygun hikayeler yazılmıştır. Tanzimat 1. dönemindeki romanların teknik açıdan kusurlu olduğunu görüyoruz. Çünkü bunlar batıdan alınan bir tür olan romanın ilk örnekleriydi. Tanzimat 2. dönemdeki romanlarda ise teknik kusurların azaldığını görüyoruz. Tanzimat 1. dönem sanatçılarının daha çok klasizm ve romantizm akımından etkilendiğini biliyoruz. Tanzimat 2. dönem sanatçıları ise romantizmin yanında realizm ve naturalizm akımlarının da etkisinde kaldığını görüyoruz. Tanzimat 1. dönem kuşağını oluşturan sanatçılara bakalım. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa. Tanzimat 2. kuşak sanatçıları Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Muallim Naci, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım. Genel olarak şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Divan edebiyatından sonra başlayan yeni bir edebiyatın öncüleri oldukları için Tanzimat 1. dönem sanatçıları eskiyi yıkıp yeniyi inşa etmeye çalışmışlardır. Batıdan aldıkları yeni türlerin ilk örneklerini vermeye çalışmışlardır. Tanzimat 2. dönem sanatçıları ise o türleri olgunlaştırmaya çalışmışlardır. Yeniliği derinleştirmişlerdir. Servet Fünun edebiyatının genel özelliklerine bakalım. Sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Toplumun yüksek kesimine hitap edilmiştir. Köşk ve konak hayatından görüntüler yansıtılmıştır. Hayal hakikat çatışması, gerçeklerden kaçış, karamsarlık ve melankoli temaları işlenmiştir. Arapça ve Farsça tamlamalara, eski sözcüklere yer verilmiştir. Unutulmuş, hiç kullanılmayan ama müzikalitesi yüksek kelimeler bulunup metinlerde yer verilmiştir bu kelimelere. Yeni bir edebi dilin oluşması ve gelişmesi sağlanmıştır. Divan edebiyatındaki mazmunların yerini alan modern şiirin dili olan imgesel anlatımın temelleri Servet-i Fünun döneminde atılmıştır diyebiliriz. Şiir düz yazıya yaklaştırılmış, mensur şiir denemeleri yapılmıştır. Öğretici türler batı tekniğine uygun hale getirilmiştir. Tiyatro dönemi şartları gereği ihmal edilmiştir. Çünkü 2. Abdülhamid'in iktidarda olduğu dönemdir. Dolayısıyla sanatçılar sansürden ve baskılardan dolayı sosyal konulara ve siyasi temalara girememişlerdir. Bu dönem batı etkisindeki yeni edebiyatın kesin zafer ulaştığı dönemdir. Şimdi fecraati edebiyatının genel özelliklerine bakalım. Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir. Sanat şahsi ve muhteremdir. Bugünkü dille sanat kişisel ve saygıdeğerdir veya sanat bireysel ve saygıdeğerdir sloganı esas alınmıştır. ÖSYM bunu en az 3 kez sordu. Bir metin verilir, metinde bu slogan yer alır, hangi edebi dönemi anlatıldığı sorulur metinde. Cevap tabii fecraati edebiyat olacaktır. Serbest müstezat nazım şekli daha da geliştirilmiştir. En çok kadın, aşk, doğa temaları işlenmiştir. Süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanılmıştır. Arapça ve Farsça'dan yeni sözcükler alınmış, konuşma dilinden iyice uzaklaşılmıştır. Arız ölçüsü kullanılmıştır. Şiirde sembolizm, empresyonizm, roman ve hikayede realizm, naturalizm akımlarından etkilenilmiştir. Tiyatroya önem verilmiştir. Makale, deneme, eleştiri gibi türlerle ilişkilendirilebilecek yazılar yazılmıştır. Tüm bunlara rağmen Servet-i Fünuncular aşılamamıştır. Şimdi fecraati beyannamesinde imzası olan sanatçılara bakalım. Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Emir Bülent Serdaroğlu, Cemil Süleyman, Şahabettin Süleyman, İzzet Melih Devrim, Müfit Ratip, Fazıl Ahmet Aykaç, Mehmet Behçet,
yazar, Faik Ali Ozansoy, Celal Sahir Erozan, Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Yavuz Kadir Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, İbrahim Alaaddin Gövsa, Hamdullah Sükrü Tanrıöver. Arkadaşlar, Fecrati Beyannamesini imzalayan sanatçılardan ÖSYM logosu bulunanları ÖSYM Fecrati'nin temsilcileri olarak sordu. Şimdi bunlarla ilgili bazı ayrıntılar verelim. Faik Ali Ozansoy ile Celal Sahir Erozan Fecrati topluluğunun başkanlığını da yapmışlardır. Ama bunlar Servet-i Fünun'dan gelmişlerdir. Eski Servet-i Fünuncudur. Fecraticilerle sanat hayatına başlayan Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Yakup Kadri, Refik Halit, İbrahim Alaaddin, Abdullah Sütlü gibi isimler Fecrati'den ayrılarak milli edebiyata katılmışlardır. Hatta bunlardan Ali Canip ile Mehmet Fuat Köprülü Genç Kalemler dergisinin kadrosunda yer alıp yeni lisan hareketini başlatanlar içindedir. Tahsin Nahit, Emin Bülent ve diğer sanatçılar da Fecraati topluluğunun genel ilkelerine bağlı kalamayıp dönemin şartlarından dolayı sosyal ve milli konulara da girmişlerdir. Fecraati edebiyatının sanat ilkelerine ömür boyunca bağlı kalan tek sanatçı Ahmet Haşim olmuştur. Yani Fecraati deyince Ahmet Haşim akla gelmesi lazımdır. Ahmet Haşim hayatı boyunca sanatçının sanat anlayışına bağlı kalmış, hep bireysel temaları işlemiştir. Milli Edebiyat dönemine başlayalım. Genç Kalemler dergisinde çıkan Yeni Lisan adlı makaleden dolayı milli edebiyatın öncülerine yeni lisancılar denmiştir. Şimdi Yeni Lisan hareketine bakalım. Yeni Lisan hareketinin kurucuları Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem'dir. Yeni lisancıların edebiyat anlayışına bakalım. Dil ile edebiyat Doğu ve Batı taklitçiliğinden kurtarılmalı anlayışını benimsemişlerdir. Yeni lisancılara göre divan edebiyatı Arap ve Fars edebiyatlarından oluşan Doğu edebiyatının taklidiydi. Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecrati edebiyatları ise Batı taklitçiliğiyle gelişmişti. Dolayısıyla onlar edebiyatın artık kendi özüne dönmesi gerektiğini, yerli ve milli olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Milli bir edebiyatın milli bir dille oluşturulabileceğini savunmuşlardır. Bu bağlamda dilde yalınlığın esas alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Halk edebiyatından yararlanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Milli ölçü olan hece ölçüsünün kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Konu seçiminde de yerlilik ve millilik ilkelerinin esas alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Milli edebiyatın genel özelliklerine bakalım. Türk milliyetçiliği, Turancılık akımlarından etkilenilmiştir. Sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiştir. Konu, tema ve kişi seçiminde yerlilik ve millilik ilkeleri esas alınmıştır. Dilde sadeleşme anlayışı benimsenmiştir. Milli ölçü olan hece ölçüsü esas alınmıştır. Halk şiirinden, özellikle halk şiirinin nazım biçimlerinden yararlanılmıştır. Türk edebiyatının tarihsel kaynaklarına yönelme gerçekleşmiştir. Anadolu coğrafyası ve Anadolu insanı edebiyata taşınmıştır. Milli mücadele anlatılmıştır. Şiirde romantizm, roman ve hikayede realizm akımlarından etkilenilmiştir. Milli edebiyatın belli başlı temsilcileri Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Mehmet Emin Yurdakul, Fuat Köprülü, Hamdullah Subhi, Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit, Aka Gündüz, Müfide Ferit Tek gibi isimleri sayabiliriz.